Merhaba sevgili anneler. Dönem dönem daha popüler olan bebek isimleri oluyor. Kız ve erkek bebek isimlerinde son zamanların trend isimlerini bulduk. Nilda Ferhan Efe Çınar'a getirdik. Nilda Hanım isim analisti. Bugün bizim için bu son dönemdeki popüler isimleri inceleyecek ve analizini yapacak. Buyurun Nilda Hanım. Evet, hakikaten bu isimler son dönemlerde daha yoğun bir şekilde var. Arya ile başlamışız. Evet. Şimdi A harfiyle başlayıp A harfiyle biten her isim ben severim. Genel anlamda aklına koyduğu her şeyi yapan güçlü bir enerji olur. Hem alır hem verir, dengeye getirir. A'dan sonra R harfinin, daha doğrusu R'den sonra Y harfi geliyor Arya'da. R harfinin özelliklerinden biri R frekansının kendisinden sonra gelen harfin negatifini kaldırır. Y harfi genel anlamda geçmişe dair olayları unutamam ve geçmiş olaylara takılı kalmayı getirir. Ama R'den sonra geldiği için Arya'mız, Arya ismini alan yavrucuklarımız bu kadar geçmiş takıntılı olmayacak. Yani Y'nin bulunduğu yer çok çok önemli. Evet. Bu ona ne getirecek? Yaptığı eylemlerden ders alan, daha belki deneyimlerinden sonuç çıkartabilen ve ona göre yeni davranışlarını belirleyebilen akıllı bir davranış modeli getirecek. Arya genel anlamda güzel bir isim. Eğer soy ağacında R ya da Y yasaklı harf değilse. Peki. Alya'ya geldiğimizde benzer durum. Buradaki durum R yok şimdi. Y var. Kırıcısı olmadığı için Alya geçmiş olaylara takılı olacak. Yani bir frekansın nasıl değiştiğini. Geçmişteki olayları unutmayabilir. Bir şekilde bir olaya kırılır ve takılabilir ve hani onun benzeri deneyimleri kendine çağırabilecek enerjileri yaşayabilir. Bunun evet. Yanı sıra ağla başladığı ve ağla bittiği için elbette ki çok güçlü bir enerjiye sahip olacak, aklına koyduğu her şeyi gerçekleştirecek, özellikle sanat alanında, el sanatları ile ilgili konularda da son derece başarılı olacak, yazarlık enerjisi de yüksek olacak. Mesleki olarak da sanat gibi, yazarlık gibi alanları seçmesinde Alya'nın fayda olduğunu görüyorum. Zeynep ismini severim. İş ve kariyer hayatında başarı yakalayacak insanları, yakalama amacında olan insanların da Zeynep ismini kullanmasını öneririm. Tabii ki soylarında dediğim gibi Z, Y ve P harfleri yasaklı değilse. Genel anlamda işlerinde titiz olurlar. Akıllıca cevaplar verir, akıllıca konuşurlar. Bilgiye önem verirler. Bilgiyi alır ve başkalarına da aktarırlar. Geçmişteki olayları evet unutmazlar, takıntılı kalabilirler. Özellikle ikili ilişkilerde iş ve kariyer hayatında başarılı olur ama ikili ilişkilerde çok bazen başarılı olamayabilirler. O yüzden soyadına bakmak gerekir ya da bazı durumlarda yanına ek bir isim, ilişkiyle ilgili problem varsa koymak lazım. Saygı çok önemlidir. Sayılmak isterler. Ve başkalarını da sayacak şekilde güzel konuşmalar yaparlar. Çok akıllıca adımlar atarlar Zeynep'ler. Eymen soyadıyla Eymen ismine baktığımızda E harfiyle başlayan kişilerin yine E harfinin en büyük özelliği hakikaten ikna yeteneği. Başa geldiyse ses ve ikna daha da yüksek. Başka insanlar mesela satış alanında çok başarılı olabilirler. Bir ürün satabilirler çünkü ikna yetenekleri ve güvenilirlik enerjileri yüksek oluyor. Y geldiği için arkasından geçmişteki olaylara takıntılılık enerjisi çok yüksek, alıngan, kırılgan bir yapı var. Men frekansı burada sağlık enerjisini getiriyor. Bu hoş bir şey. Yani sağduyulu ve sağlıklı bir enerjiye de sahip olur Eymenler. Çok şanslı mı? Hayır. Şanssız mı? Hadi hayır. Arada soyadına göre değişecek. Miray galiba bu değil mi? Miray. Miray ismi Y ile bitti. Geçmiş olaylara takılı olacak. Mantıklı ve akıllı bir yapıya sahip olacak. Fakat duygusal hassaslığı olduğu için ebeveynlerine karşı birazcık hırçın olabilir. Ya da işte huysuzlanabilir. Hani böyle bir davranış modelleri gösterebilir. Nazı geçtiği insanlara karşı. Yoksa dışarıya karşı öyle değil. Akıllı bir yapısı olacaktır ve genel anlamda da parayla ilgili konularda başarıyı yakalar. Yani matematiğin olduğu ya da muhasebenin olduğu bir işi seçebilir. Hoş sanat da var ama sanatın yine zanaat kısmı yani parayla ilgili bölümlerde yaşamında başarılı olacaktır. Defne ismi. Defne geldi mi diyorum ki Daphne verin.
Yani. İki E olmasın. İki E olmasın. Daphne bir ağla. Durum çok değişiyor çünkü. Akıllı, dirayetli yani sabırlı, emin, ne istediğini bilen, kararlı, inatçı, dürüst, insanları etkileyen güzel bir enerjisi var Daphne'nin. Ama işte dediğim gibi iki E olduğunda soyadda da E'ler varsa biraz böyle ben tedirgin olurum. Soy ağacına da baktığımda varsa olmaz derim yani. İki E olmaz. Çok istiyorsanız buna yakın. Eğer diğerleri yasaklıysa Daphne'ye bakalım diye bakıyoruz. Çünkü A geldiği zaman Daf, Def'teki başka, Daf'taki başka. Daf enerjisi onu çok iş hayatında özellikle çok yükseğe taşıyacak. Hira'ya geldiğimizde genel anlamda bu ismin ilerlediği frekansta dışarıdan sakin ama iç dünyasında da çok fırtınalı bir yapı oluşacak. Duygusal fırtına. Duygularını dışarıya belli etmek istemeyen, bunu zayıflık olarak gören ya da yanlış anlaşılacağını düşünen veya çatışmadan kaçan bir yapıya sahip olabilir. Ağla bittiği için aklına koyduğu her şeyi en güzel şekilde yapabilecektir. Kararlılık yapısı vardır. Müzikle ilgilenebilir mesela. Yani içeride bir üretim var. Duygusal bir üretim var. Hani beste yapabilir, yazılım yapabilir, bir üretim. Üretim yapmasın konusunda yüksek enerjiye sahip. Nil ismine gelince Nil'in kendi frekansı var. Nil o üç harfin birleşmesinden oluşan frekans sezgisel, spiritüel, ruhani bir frekans veriyor. Etrafında bakın işte adı Nil'le başlayan ya da Nil olan kişilerin, buna ben de dahil olmak üzere, bu konularla ilgilenenlere bakın Nil ismi çok yüksektir ya da Nil'le başlaması. Sezgileri yüksektir, ruhsal çalışmalar, manevi çalışmalar yaparlar. El sanatları ve duygusal hassasiyetleri ve sağlık enerjileri yüksektir ama en büyük özellikleri sezgisel enerjinin yüksek. Yani ne şans ne para, hani şans mı getirir? Hayır. Para mı getirir? Hayır. Ama ne getirir? Manevi güç ve kudret getirir. Her anlamda. Yani cesaret anlamında da getirir. Hangi konuda olursa maneviyatı çok güçlü olan insanları oluşturur. Lara güzel bir isim. İki tane A'nın getirisiyle zaten hem şans hem akıl hem atılganlık enerjini çekiyor. R burada serbest. Bu yüzden ne istediğini bilen, kararlı olan, akıllıca bir yapı. L ile başlamış olduğu için bu kişinin büyük bir ihtimalle sanatla ilgilenmesi, özellikle el sanatlarıyla ilgilenmiş olması, resim yapabilir, yemek yapabilir, eli kullanacağı işlerde büyük başarılara sahip olabilir. Bu da moda da dahildir. Yani sanatın zanaata dönmüş konumlarıyla da ilgilenebilir. Yüksek ve güzel bir enerjiye de sahip Lara. Peki, çok teşekkür ederim. Peki Nida, tabii burada bazı isimleri şimdi sen analizini yaptın kısaca. Hani diğer isimleri merak eden anneler ne yapabilirler, nereden öğrenebilirler? Bunun için bir kitap yazdım, İsimlerin Gizemi diye. Orada 550 tane isim var. Erkek, kız, karışık, yani iki bölüm halinde. Oradan bakabilirler veyahut da ofisi arayarak, bana ulaşarak isimler hakkında bilgi edinebilirler. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, biz burada son dönemlerin trend olan birkaç tane ismini sorduk. Nilda da bizim için kısaca analizini yaptı. Merak ettiğiniz diğer isimler için kitaba bakabilirsiniz ya da Nilda ile iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.